Barajında su tutulmasıyla birlikte aslında Siirt'e bölgesel olarak düşündüğümüzde birçok sektörde farklı fırsatlar ve iş alanlarının oluşması beklenmektedir. Özellikle balık üretimi noktasında kafes balıkçılığı yani kültür balıkçılığı da olarak ifade edilen bir üretim faaliyeti yaygınlaşacak. Ve bölge çiftçisi bitkisel üretim yanında balık yetiştiriciliği yapmak suretiyle de gelirini artırma fırsatı bulacak. Bu çerçevede elimizde insan sağlığı için son derece önemli olan balık tüketimi de yaygınlaşmış olacak. Aslında Siirt'te yeni bir iş alanı, yeni bir üretim faaliyeti hayata geçmiş olacak. Üniversitemiz bu konuyla ilgili bir hazırlık yapmakta ve tarım hayvancılıkta ihtisaslaşmış bir üniversite olarak, ihtisaslaşma kapsamına giren bir üniversite olarak bir balıkçılık araştırma merkezi kurmayı YÖK'e teklif edeceğiz ve burada özellikle balık üretiminin sağlıklı bir şekilde, tekniğine uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için bölge çiftçisine hem eğitim hem de uygulama noktasında katkı sağlayacak büyük ölçekli projeler gerçekleştireceğiz. Bu sadece Ilısu Barajı'nın bölgede iş alanı oluşturma noktasında sunduğu fırsatlardan bir tanesi olacak. Diğer önemli bir fırsat da bölge turizminin gelişmesine yönelik olarak elimizde Baraj Gölü'nün oluşturacağı olumlu atmosferdir. Çünkü Baraj Gölü'ne bağlı olarak elimizde özellikle turizmi teşvik edecek bir takım yatırımların yapılması, turistik tesislerin oluşturulması, su sporlarına yönelik bir takım faaliyetlerin daha profesyonel bir şekilde yapılması ve ilimizden başka illere bu nedenle gerçekleşen göçlerin durması, tam aksine çevre illerden Siirt'e göç alma bile söz konusu olabilecektir. Bu da ilimizi nüfusunu ve elimizdeki nitelikli insan nüfusunu olumlu bir şekilde etkileyecektir diye bekliyoruz. Ilısu Barajı'nda su tutulmasıyla birlikte özellikle tarım alanlarında ürün çeşitliliğinin artmasına yönelik de bir değişiklik söz konusu olacaktır. Çünkü elimizde sulama olanaklarının çok yaygın olmamasından dolayı kuru tarım sistemine bağlı olarak bir ürün deseninin oluştuğunu görüyoruz. Bu ürün deseni de çiftçilerimize maalesef çok fazla gelir kazandırmamaktadır. Bu çerçevede üniversitemizde özellikle sulu tarım sistemine uygun ürün yetiştiriciliği konusunda birçok proje gerçekleştirilmekte ve lisansüstü çalışmalar, yüksek lisans, doktora test çalışmaları yapılmaktadır. Bunu memnuniyetle ifade etmek isterim ki özellikle pamuk, patates, susam ve soya fasulyesinden tıbbi aromatik bitkilerle yapılan çalışmalardan çok olumlu sonuçlar alındı. Bu nem artışına bağlı olarak elimizde özellikle sulama olanaklarının da gelişmesiyle birlikte bu ürün çeşitliliği artacak ve çiftçilerimizde buğday nadas ya da buğday mercimek arpa yetiştirilen alanlarda çok daha karlı olan sulu tarım sisteminde yetiştirilebilen bahsettiğimiz ürünler kolaylıkla yetiştirilebilecek ve çiftçilerimiz daha yüksek gelir elde edebileceklerdir.